Merhaba arkadaşlar. Permütasyon kombinasyon konusuna başladık. Önce sayma kurallarını görmemiz gerekiyor. Eşleme, toplama ve çarpma yoluyla sayabiliyoruz biz. Biz daha çok toplama ve çarpma yoluyla saymayı göreceğiz. Hemen örneklere geçiyorum. A kentinden B kentine 3 farklı otobüs, 2 farklı tren, 4 farklı havayolu şirketi vardır. A'dan B'ye kaç farklı gidilir diyor. A'dan B'ye gitmek isteyen birisinin önünde arkadaşlar 3 farklı otobüs, 2 farklı tren, 4 farklı da havayolu şirketi var. Toplamda 9 farklı şekilde gider A'dan B'ye. Devam edelim. A'dan B'ye 3, B'den C'ye 4 farklı yol vardır. A'dan hareket eden bir araç C'ye kaç farklı yoldan gider diyor. Şimdi arkadaşlar A'dan B'ye 3 seçeneğimiz var. Ve B'den C'ye 4 seçeneğimiz var. 3 çarpı 4'ten 12 farklı yoldan gider. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bakın A'dan geldik. Şöyle B'ye. Şuradan devam edelim. Bu bir yol. Şu ikinci yol. Şu üçüncü yol. Şu dördüncü yol. Şimdi ben buradan dört yoldan gittim. Buradan da dört yoldan. Buradan da dört yoldan giderim. Toplamda 12 tane yoldan gitmiş olurum derim. Ama bunu çok tavsiye etmem. Yollar biraz fazla olunca sayımlar karışabilir. Diğer örnek A'dan hareket eden araç C'ye kaç farklı yoldan gidebilir diyor. Arkadaşlar önce içeriden gitmeyi niyetiniz varsa 3 ve 4'ten 12 farklı yoldan gidersiniz. Zaten az önce yapmıştık bunu. Şimdi burada ekstradan dışarıdan iki tane yolunuz var. Bakın direkt gidiyor aktarmasız. Artı 2 dediğimiz zaman 14 farklı yoldan C'ye ulaşırsınız. Diğer örnek. A'dan B'ye 3 farklı yol, B'den C'ye 4 farklı yol vardır. A'dan hareket eden araç C'ye sonra da A'ya dönecektir. Kaç farklı yoldan gider gelir? Şimdi A'dan B'ye geçiş 3 seçenek var. B'den C'ye 4 seçenek var. C'den B'ye dönüyoruz 4 seçenek var. B'den A'ya dönüyoruz 3 seçenek var. Yani çarpı 12 çarpı 12'den 144 farklı şekilde gider geliriz. Bu örnekte A'dan B'ye 3, B'den C'ye 4 farklı yol vardır. A'dan giden bir araç C'ye sonra da A'ya dönecektir. Kullandığı yolu bir daha kullanmayacakmış. Şimdi arkadaşlar A'dan B'ye 3 seçenek var. Bakın diyelim şu yolu kullandık. B'den C'ye 4 seçenek var. Diyelim şu yolu kullandık. Şimdi bu yolları niye çizdim? Çünkü dönüşte artık burayı kullanamayacağız. C'den B'ye dönerken 3 seçeneğiniz var. B'den A'ya dönerken 2 seçeneğiniz kaldı. Çarptığınız zaman bunları 72 farklı yoldan gider geliriz. Devam ediyorum. Yan yana duran 3 ev mavi, kırmızı ve sarı boyalarla boyanacaktır. Boyalar birbirine karıştırılmadan farklı renkler elde etmeyelim diye. Kaç farklı boyama yapılır diyor. Şimdi elimizde arkadaşlar mavi boyamız var. Kırmızı boyamız var. Sarı boyamız var. İlk eve 3 seçeneğim var. İkinci eve de 3 seçeneğim var. Üçüncü eve de 3 seçeneğim var. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 farklı boyama yaparım. Bakın mavi 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 yaparım. Bütün evler mavi olabilir. Mavi kırmızı kırmızı yaparım. Ya da kırmızı mavi sarı da yapabilirim. Onun için her ev için 3 seçenek var. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 farklı boyama yapabiliriz. Şimdi sorunun B şıkkı her ev farklı renk olacak diyor. Yani birinci eve 3 seçeneğim var. Diyelim o evi mavi yaptık. Artık mavi boyayı şöyle mavi, kırmızı, sarı boyalarımız olsun. Mavi boyayı kapattık. Bir daha kullanamıyoruz. Diğer eve 2 seçeneğimiz var. Diyelim onu kırmızı yaptık. Kırmızı boyayı da kapatalım. Diğer eve de 1 seçenek kaldı. 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 farklı boyama yapabiliriz. Sorunun C şıkkına gelince yan yana duran iki ev aynı renk olmayacak. Yani arkadaşlar bakın mavi, mavi, kırmızıyı istemiyoruz.
Ha, mavi, kırmızı, mavi olabilir. O zaman şöyle yapalım. İlk ev ve üst seçeneğimiz var. Diyelim ilk evi mavi yaptık. Yandaki eve artık mavi kullanamıyorsunuz. İki seçeneğiniz kaldı. Diyelim onu kırmızı yaptık. Şimdi üçüncü eve mavi boyayı kullanabiliriz. Mavi ile sarı seçeneğimiz kaldı. Yani çarpı 2. Yani 3 çarpı 2 çarpı ne oldu? 6, 12 farklı boyama yapabiliriz. Devam ediyoruz. Ahmet'in 3 farklı pantolonu, 4 farklı gömleği, 2 farklı ayakkabısı vardır. Ahmet bir pantolon, bir gömlek, bir ayakkabıyı giyip dışarı çıkacaktır. Ne yapıyorsun Ahmet? Dışarı çıkıyorsun. Evde oturacaksın. Kaç farklı giyinir diyor. Biz dışarı çıkmadığını varsayalım. Evde oturduğunu varsayalım. Pantolonu giydirelim. Şimdi Ahmet pantolon giyecek. Kaç farklı seçeneği var pantolon için? 3. Sonra gömlek giyecek. Gömlek için kaç seçeneği vardı? 4 farklı gömleği var. Çarpı 4. Sonra da ayakkabı. 2 tane de ayakkabısı var. Değil mi? 2 ayakkabı var. Evet. Çarpı 2. Yani Ahmet 3 çarpı 4 çarpı 2'den 24 farklı giyinir. B şıkkında bakalım. Diyor ki siyah pantolonla beyaz gömleği birlikte giymeden kaç farklı giyinir diyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Biz bu adama siyah pantolonu giydirelim. Beyaz gömleği de giydirelim. Beyaz gömleği de giysin. Giydi mi? Siyah pantolon bir seçenek vardı. Beyaz gömlek bir seçenek vardı. Şimdi bu adam sadece ayakkabı değiştirebilir. Ayakkabı için iki seçenek var. Yani 1 çarpı 1 çarpı 2'den 2 farklı giyinir. Bu bizim istemediğimiz durum. Şimdi biz tüm durum kaçtı? 24'tü. Tüm durum 24'ten 2'yi çıkartırsak geriye kalan 22 tane de bizim istediğimiz gibi giyinmiş olur. Devam ediyoruz. 3 farklı mektup 4 farklı posta kutusundan kaç farklı atılır diyor. Arkadaşlar ilk mektubu aldık elimize. İlk mektup için baktığınız zaman 4 seçenek var. Diyelim bu mektubu buraya attık. Şimdi diğer mektup için de 4 seçenek var. Ben buraya atabilirim. Bir şey söylememiş çünkü. Bu mektup için de 4 seçenek var. Diyelim oraya attık. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 farklı durum var. Devam edelim. 3 farklı mektup 4 farklı posta kutusuna kutularda en çok bir mektup olacak biçimde kaç farklı atılır diyor. Bakın az öncekinden farklı. Bu mektup için 4 seçenek var. Kutuların hepsi boş. Bunu diyelim buraya attık. Şimdi bu mektup için artık şurası yok. Çünkü en çok bir mektup olacak demişti. Bu mektup için 3 seçenek kaldı. Diyelim bu da buraya gitsin. Böyle geldi. Diğer mektup için de 2 seçenek görüyorum ben. 24 farklı şekilde atılır. Devam ediyoruz. Biri kız, diğer erkek olan ikiz çocuklarına sadece erkek ismi olan Altız, hem kız hem erkek çocuklara konabilen 5 isim bulan anne. Bu iki çocuğuna kaç farklı isim koyar diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada sesli harfler hem kız hem erkek ismi olsun. Sessiz harfler de sadece erkek ismi olsun. Şimdi burada önce kızla başlayalım. Şimdi kız için kaç seçenek var? Şunlar var. 5 seçenek vardı. Kız için 5 seçenek var. Diyelim kız için Ö dedik. Şimdi erkek için artık Ö'yü kullanamayacağız. Geriye 1, 2, 3, 4. Şunları koyabiliyoruz. Hem kız hem erkek ismi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani erkek için de 10 seçenek var. Çarptığınız zaman 50 farklı durum olur. Diğer örneğe geçtik. Yukarıdaki şekil yandaki gibi her satır ve sütunda yalnız bir kare boyanacak biçimde desenler elde edilecektir. Buna göre kaç farklı desen elde edilir diyor. Şimdi arkadaşlar şurayı boyayacağız. Burada burası için bizim 4 seçeneğimiz var. 4 seçeneğimiz var. Şuradan silgimizi alalım. Şurası için 4 seçeneğimiz var.
Diyelim ki şurayı boyadık. Diyelim şurayı boyadık. Şurası için 4 seçeneğimiz var dedik. Şimdi bakın, yan tarafa geçtiğinizde artık şurayı boyayamıyorsunuz. Yan tarafta 3 seçeneğiniz kaldı. Diyelim burayı boyadık. Yan tarafa geçtiğinizde 2, yan tarafa geçtiğinizde 1 seçenek oldu. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 farklı boyama yapabilirsiniz. Her satır ve sütuna yalnız bir kare boyanacak dediği için. Devam ediyoruz. A kümesi ABCD, B kümesi 1, 2, 3, 4, 5. F A'dan B'ye fonksiyonları tanımlanacaktır. FA eşit FB eşit 2 olacak şekilde, FA eksi FB eşit 2 olacak biçimde kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir diyor. Şimdi kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir? Şimdi arkadaşlar, A kümemiz şurası olsun. A kümemiz A, B, C, D, B kümesi de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Şimdi FA eksi FB 2 olacak. Şimdi arkadaşlar, A'yı 5'e gönderelim. Şuraya yazayım. A'la B'yi konuşuyoruz. A'yı 5'e yolladık. B mecbur 3'e gidecek. B'yi 3'e yolladık. Şimdi C için kaç seçenek var? 1, 2, 3 seçenek var. Bunlar 1 seçenekti. C için 3 seçenek var. D için de 2 seçenek var. Yani 6 farklı durum var. Şimdi A 5'e, B 3'e gittiğinde. Şimdi A 4'e, B 2'ye gittiğinde de aynı şekilde 6 durum vardır. A 3'e, B 1'e gittiğinde de aynı şekilde 6 durum vardır. Başka da durumumuz yok. Yani toplamda 18 farklı durum var. Birebir kaç fonksiyon yazılır demişti. 18 fonksiyon yazabiliriz. Devam ediyoruz. Gelelim şu para meselelerine. Olasılıkta çok uğraşacağız bunlarla. Madeni para 2 kez atılırsa kaç farklı sonuç elde edilir diyor. Arkadaşlar, bu para mevzunu yazı ya da tura gelir. İki seçenek var. Bu dikle ilgili bir durum yok. Parayı elimize atıyoruz. Üstünden de bastırıyoruz. Sonra elimizi kaldırıyoruz. Yani dik gelme diye bir seçenek zaten yok. Yani ilk atışta iki durum var. İkinci atışta da iki durum var. 2 çarpı 2'den 4 farklı durum var. Ben şöyle yazayım size. Yazı yazı. İşte yazı tura. İşte tura yazı. Tura tura gibi. 4 farklı seçeneğiniz vardır. Madeni para 3 kez atılırsa kaç farklı sonuç elde edilir diyor. İlk atış için 2 seçenek, diğeri için 2 seçenek, diğeri için de 2 seçenek. Yani her atışta 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 farklı durum olur. Şöyle bir yazalım. Yazı 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 gelebilir. İşte yazı yazı tura gelebilir. İşte yazı tura yazı gelebilir. Nokta nokta uzatmayalım. Tura 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 şeklinde, yani toplam 8 tane durum elde edebiliriz. Parayla zar atılırsa kaç farklı sonuç elde edilir diyor. Şimdi parada 2 seçenek var. Zarda da 6 seçenek var. 2 çarpı 6'dan 12 farklı durum olur. Geçelim. Yan yana duran 6 sandalyeye 4 kişi kaç farklı oturur diyor. Şimdi yan yana duran 6 sandalye, şimdi şöyle yapalım, sandalyeler şunlar olsun. 6 tane sandalyemiz var. 4, 5, 6, 4 kişi A, B, C, D olsun bunlar. Şimdi bu adam gidecek karşıya, kaç seçeneği var? 6 seçeneği var. Diyelim ki bu buna gitti, oturdu. Şimdi diğer adam için artık 5 seçenek kaldı. Diyelim diğer adam da gitsin buraya otursun. Diğer adam için 4 seçenek kaldı. Diğer için de 3 seçenek kaldı. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 30, 120, 360 değişik oturuş şekli vardır.
4 farklı oyuncak 2 çocuğa kaç farklı verilir diyor. Şimdi arkadaşlar posta kutusuna mektup atar gibi düşünebiliriz. Oyuncak 1, oyuncak 2, oyuncak 3, oyuncak 4. Çocukları da şöyle gösterelim. Çocuk 1, çocuk 2 diye gösterelim. Şimdi bu oyuncağın kaç seçeneği var? 2 seçeneği var. Diyelim bu çocuğa gitti. Diğer oyuncağın da 2 seçeneği var. Diğer oyuncağın da 2 seçeneği var. Diğer oyuncağın da 2 seçeneği var. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16 farklı durum oluşur. Diğer örneğe geçtim. 4 farklı oyuncak 2 çocuğa her biri en az 1 oyuncak alacak biçimde kaç farklı verilir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım bunu. Oyuncak 1, oyuncak 2, oyuncak 3, oyuncak 4 diyelim. Çocuklar da şurada olsun. Çocuk 1, çocuk 2. Şimdi az önce 16 farklı durum vardı ya. Şimdi biz şunu istemiyoruz bakın. Bütün oyuncakların çocuk 1'e gittiği durum mu istemiyoruz. Bu durumda bu çocuk 2 ağlıyor. Ya da hepsinin çocuk 2'ye gittiği durumu da istemiyoruz. Yani iki tane durumu çıkartmamız lazım. Çünkü her biri en az bir oyuncak alacak demişti. 16'dan 2'yi çıkartırsak 14 tane durum olur. Devam ediyoruz. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır diyor. Arkadaşlar şimdi rakamlar kümemiz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 3 basamaklı sayı yazacağız. Şuraya yüzler basamağına 9 seçeneğimiz var. Şuraya 10 seçeneğimiz var. Şuraya da 10 seçeneğimiz var. Yani 9 çarpı 10 çarpı 10'dan 900 tane sayı yazarız. Geçtik bunu. 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı vardır diyor. Şimdi gene rakam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rakamları farklı dedi arkadaşlar. Şimdi buraya kaç seçeneğimiz var? 9 seçeneğimiz var. Diyelim 4'ü kullandık. Buraya artık 0'ı kullanabildiğim için gene 9 seçenek var. Diyelim 2'yi kullandık. Buraya da 8 seçenek var. 9, 9, 8. 9, 9, 8. 81, 648. 3 basamaklı rakamları farklı 648 doğal sayı var. Şimdi bu örnekte 3 basamaklı doğal sayıların kaçının en az 2 basamağı aynıdır diyor. Yani mesela 555 olur. Mesela 505 de olur. 114 de olur. Ama şu olmaz mesela. 102 olmaz. En az 2 basamak aynı olacak diyor. Şöyle yapalım. Tümünden rakamları farklı olanları çıkartalım. Çıkartırsak 252 tanesinin en az 2 basamağı aynıdır. Devam edelim. Bakın arkadaşlar bu da sınavda çıkmış bir soruydu. Dersi iyi dinleyen bir öğrenci yukarıdaki az önceki örneğin aynısı olduğunu fark etmiştir. Hatta burada sıfır da yok işin içinde. Bu kümenin elemanlarıyla yazılan 3 basamak doğal sayıların kaçının en az 2 basamağı aynıdır diyor. Önce tümünü bulalım. Buraya 4 seçenek, buraya 4 seçenek, buraya 4 seçenek. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 tane seçenek var. Şimdi en az 2 basamağı aynıdır dediği zaman rakamları farklı olanları bulacağız. Rakamları farklı olanları istemiyoruz. Buraya 4 seçenek, buraya 3 seçenek, buraya 2 seçenek. 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 farklı durum var. 64'ten 24'ü çıkartırsak geriye 40 tane kalır. 40 tanesinin en az 2 basamağı aynıdır. Bu kümenin elemanlarıyla kaç farklı 3 basamak doğal sayı yazılır diyor. Arkadaşlar buraya 5 seçeneğimiz var. Buraya 6, buraya 6. Çarptığınız zaman 30, 180 tane yazarsınız. B şıkkı. Rakamları farklı kaç doğal sayı diyor. Arkadaşlar şimdi kümemize bakalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5'ti. Şuraya yazalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5'ti. Ve şimdi kaç farklı? Rakamları farklı diyor. Buraya kaç seçeneğimiz var? 5 seçeneğimiz var.
diyelim bunu kullandık. Buraya da 5 seçenek var. Diyelim şunu kullandık. Buraya 4 seçenek var. 5 çarp 5 çarp 4'ten 100 tane durum vardır. Kaç tane 3 basamaklı çift doğal sayı yazılır diyor. Şimdi arkadaşlar çift dedi. Kümemiz 0, 1, 2, 3, 4, 5'ti. 4, 5'ti. Şimdi önce buraya gideceğiz. Çift dedi ya. 0, 2, 4. Buraya 3 seçeneğimiz var. Buraya 5 seçenek var. Buraya 6 seçenek var. Çarptığınız zaman 30, 90 tane çift sayımız varmış. Şimdi kaç tane 3 basamaklı rakamları farklı çift doğal sayı vardır diyor. Şimdi bu sefer parçalamamız gerekiyor. Neden? Şöyle söyleyeyim. 0 buradaysa durum başka. 0 burada değilse durum başkadır. Şimdi eğer 0 buraya kullandıysak kümemizde şurada yazalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5'ti. 5'ti. Şimdi 0 buraya kullandıysak arkadaşlar şuraya 5 seçeneğimiz var. Şuraya 4 seçenek, şuraya 1 seçenek vardı zaten. 20 tane durum vardır sıfırla biten. Şimdi eğer sıfırı burada kullanmayacaksam, şimdi şöyle bakalım, sıfırı burada kullanmayacaksam burada o zaman kimi kullanacağım? 2 ile 4'ü kullanacağım. Yani iki seçeneğim var. Diyelim 2'yi kullandık. Şimdi başa gelince bakın sıfırı kullanamıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 seçeneğiniz var buraya. Başa gelince diyelim 1'i kullandık. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 gene 4 seçeneğimiz var. 0'ı kullanabiliyoruz artık burada. 4 çarpı 4 çarpı 2'den 32 tane durum var. 20 tanesi 0 ile bitiyor. 32 tanesi de diğer 2 ve 4 ile bitiyor. Topladığınız zaman 52 tanedir. Devam ediyoruz. Kaç tane 300'den büyük 3 basamaklı doğal sayı yazılır diyor. Şimdi arkadaşlar kümemiz 0, 1, 2, 3, 4, 5'ti. 3, 4, 5'ti. Şuradan gene bir silgi almamız gerekiyor. Şuradan kümemiz 3, 4, 5'ti. Onu bir yazalım. Evet. Kümemiz 4 ve 5. Evet. 300'den büyük diyor. Arkadaşlar hemen şuradan yapalım. 300'den büyükse 3 gelir, 4 gelir, 5 gelir. Buraya 3 seçeneğimiz var. Buraya 6 seçenek var. Buraya da 6 seçenek var. 3 çarpı 6 çarpı 6 ne olur? 108 tane. Yalnız bir sıkıntı var burada. Şimdi buraya 3'ü koyduysak, buraya 0'ı, buraya 0'ı koyduysak 300 olur. Onun bir tanesini çıkarmanız lazım. Yani cevabımız 107 olur. Oraya dikkat edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu kümenin elemanlarıyla 2000 ile 4000 arasında kaç farklı doğal sayı vardır diyor. 2000 ile 4000 arasında olacak. O zaman şuraya benim iki seçeneğim var. 2 ile 3 ile başlayabilirim. İki seçeneğim var. Buraya 8, buraya 8, buraya 8. 8 çarpı 8 çarpı çarpı 2. Bu da 2 üzeri 3, 2 üzeri 10 yapar. 2 üzeri 10 da zaten ezbere biliyoruz. 1024'tü. Yalnız burada bir sıkıntı var. Şimdi bakın buraya 2 koydum. Buraya 0, buraya 0, buraya 0 geldiği anda 2000 olur. 2000 ile 4000 arasında demişti. O bir taneyi çıkartacağız. Yani 1023 tane olur. Devam ediyoruz. 5, 6, 7, 8, 9 rakamları birer kez kullanarak 780'den küçük 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar 780'den küçükse şöyle yapalım. Ya 5 ile başlatacağız. Ya 6 ile başlatacağız. Ya da 7 ile başlatacağız. Şimdi 5 ile başlattığım zaman buraya 4 rakamı da koyarım. Rakamları farklı demiş miydi? Birer kez kullanılacak dedi değil mi? O zaman buraya artık 6, 7, 8, 9, 4 tane seçeneğimiz var. Buraya da 3 seçeneğimiz var.
Yani 12 tane böyle yazarız. Şimdi 6'yı buraya koyduk. Burası için de aynı şey. Buraya 4 seçenek, buraya 3 seçenek var. 12 tane de böyle yazarız. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğiz. Bakın. 5, 6, 8, 9 kaldı. Şimdi ben buraya 8'i 9'u koyamam. Çünkü 780'den küçük dedi. Ben buraya 5, 6'yı kullanacağım. Yani iki seçenek var burası için. Diyelim 5'i kullandık. Buraya artık 3 seçenek kaldı. Burası için sorun yok. 6. 12, 12, 6'dan 30 tane olur. Ve geçtik. Bu kümenin elemanlarıyla 300'den küçük kaç doğal sayı yazılır diyor. Arkadaşlar 300'den küçük diyor. Şuraya 2, 1, 0 yani 3 seçenek var. Şuraya 6 seçenek var. Şuraya da 6 seçenek var. Yani 108 tane. Bunu şöyle yapabilirsiniz. 3 basamaklılar, 2 basamaklılar, 1 basamaklılar. Şimdi 3 basamaklılarda buraya ne gelir? 1 ya da 2 gelir. Yani 2 seçeneğimiz var. Buraya 6 seçenek var. Buraya da 6 seçenek var. Çarptığınız zaman 2 çarpı 6 çarpı 6'dan 72 durum var. İki basamakların hepsi zaten 300'den küçük. Dolayısıyla buraya 5, buraya 6 seçenek var. Çarptığınız zaman 30 tane böyledir. Ve tek basamaklı da 6 tane sayı yazarız. Yani 72, 102, 108 olur. Bakın burası da aynı cevabı veriyor. 108. Burada tek hamlede yaptım. Bakın buraya 0 geldiği zaman zaten sayı 2 basamaklı. Eğer buraya da 0 gelirse sayı 1 basamaklı olur. Eğer buraya da 0 gelirse zaten 0 olur. Devam ediyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarıyla kullanarak 4 basamaklı 5 ile tam bölünen kaç farklı doğal sayı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar rakamları farklı dedi mi demedi. O zaman ne yapacağız? Hiç parçalamadan şuraya 5 ile bölünmesi için 0 ya da 5 gelecek. İki seçeneğimiz var. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 seçenek var. Şuraya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seçenek var. Yani 6 çarpı 7 çarpı 2'den 42, 84 durum var. Geçtik bunu da. Şimdi şekildeki yolları kullanarak kaç farklı gidilir diyor. Arkadaşlar bakın. Şuradan B'ye şöyle bir yolumuz var. Şöyle de bir yolumuz var. Yani toplam iki farklı yoldan gideriz. Şimdi diyeceksiniz ki bunun burada ne işi var? Şimdi bakın şöyle yapıyorum. Şimdi bakın şu köşeye bir yol var. Görüyorsunuz zaten. Şuraya da bir yol var. Şimdi şu B'ye 1 artı 1'den 2 yol var şeklinde yapıyorum. Bakın. Şimdi bunu şuraya uygulayalım. A'dan B'ye geçilen yolu bir daha kullanmadan en kısa kaç farklı yoldan gidilir diyor. Şimdi bunu tek tek saymak zor. Ama şöyle yapmak kolay. Bakın şuraya bir yol var. Şuraya bir yol var. Şuraya bir yol var. Şuraya da bir yol var. Şuraya da bir yol var. Ama artık buraya 1 artı 1'den 2 yol var. Şuraya 2 artı 1'den 3 yol var. Şuraya 3 artı 1'den 4 yol var. Şuraya 4 artı 1'den 5 yol var. Yani A'dan kalkan birisi B'ye 5 farklı yoldan gider. Bakın aynı örnek. A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı gidilir diyor. Şuraya bir yol var. 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 Bakın şuraya iki yol var. Şuraya üç yol var. 2 artı 1'den arkadaşlar bakın. Şu yolları topluyorum. Mesela şu köşeye 4 yol var. Kimle kimi topladım? Şununla şunu topladım. Şuraya 5 yol var. Arkadaşlar şuraya gene 4 yol var. Şuraya gene 4 yol var. Şuraya gene 4 yol var. Çünkü buradan bakın aşağıdan bir bağlantı kolu yok. Buraları boşlukta. Şimdi buraya o zaman 4 artı 5'ten 9. Şurası 13. Şurası 17. Yani A'dan kalkan birisi B'ye 17 yoldan gidermiş. Yine aynı şekilde A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı gider diyor. Gittiği yolu bir kez kullanacak diyor. Geriye dönmeyecek. Sağa ve yukarı hareket edecek.
Şimdi şuraya bir yol var. Bakın. Şu işte. Başka yolu yok. Şuraya da bir yol var. Aha şu işte. Başka yolu yok. Şuraya bir yol var. Şuraya bir yol var. Şuraya bir yol var. Arkadaşlar şu köşeye 1 artı 1'den 2 yol var. Şu köşeye 2 artı 1'den 3 yol var. Arkadaşlar şuraya da 3 yol var. Dikkat, buraya 3 yol yok. Şu ikisinin toplamı, bakın şurası, 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 şurası. Yine bir sıkıntımız oluştu. Tablette bir sıkıntı oluştu. Hemen onu çözeceğiz. Silmemiz gerekiyor. Daha yeni olduğumuz için bu tablet konusunda bazı aksaklıklar olabiliyor. Zamanla alışacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen devam edelim. Şurası 4 yol. Şimdi şurası 4 yol. Şurası 7 yol. Şurası da 11 yol. Yani A'dan kalkan birisi B'ye 11 farklı yoldan gidermiş. A'da duran biri B noktasına gidecektir. Bu kişi sağa, sola ve aşağı geçtiği yolu aşağı, sağa, sola, aşağı hareket ederek geçtiği yolu kullanmadan kaç farklı yoldan gider? Şimdi arkadaşlar bakın. Bu adamın hareketi sağa gidebiliyor, sola gidebiliyor, aşağı gidebiliyor. Yukarı hareketi yok. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bir kere şuraya inmemiz lazım. Şimdi buraya inmek için 1, bakın şurası var, 2, 3, 4, 5, 6. Yani o caddeye inmemiz için 6 seçeneğimiz var. Diyelim bu adam buradan gelsin, buradan böyle insin. Şimdi bakın şu noktada. Şimdi buradan ister sağa gider aşağı iner, ister sola gider aşağı iner, ister buradan aşağı iner. Yani yine buraya inmesi için arkadaşlar yine 6 seçeneği var. 6 seçeneği var. Aynı şekilde yine bu caddeye inmesi için de 6 seçeneği var. Yani 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 216 farklı yoldan iner. M harfinden başlayarak ardışık harfleri tekrar ederek kaç farklı yoldan Murat okunur diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın şuradayız. M harfindeyiz. Şuraya bir yol var. Bakın. Bir yol. Şuraya da bir yol var. Şuraya da bir yol var. Şuraya da bir yol var. Yani şuradan başlarsak şuraya bir yoldan geliyoruz. Aynı şekilde bakın şuraya bir yol var. Şuraya da bir yol var. Şuraya da bir yol var. Şuraya da bir yol var. Şimdi bakın şuradaki R'ye 1 artı 1'den 2 yol var. Şuradaki A'ya 2 artı 1'den 3 yol var. Şuradaki T'ye 3 artı 1'den 4 yol var. Şuradaki A'ya 2 artı 1'den 3 yol var. Şuradaki T'ye 3 artı 3'ten 6 yol var. Şuradaki T'ye 3 artı 1'den 4 yol var. Şuraya da bir yol vardı. Bakın şimdi şuraya bir yoldan geldik. Şuraya 4 farklı yoldan geldik. Şuraya 6 farklı yoldan geldik. Şuraya 4 farklı yoldan geldik. Şuraya 6 farklı yoldan, bir farklı yoldan geldik. Şimdi topladığınızda 1, 4, 6, 4, 1. Evet. 16 farklı yoldan, 16 farklı yoldan gelmiş oluruz. Bunun ikinci bir yolu var. İsterseniz onu da yapayım şuraya. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Şu da mümkündür. Farklı bir bakış açısı kazanalım istediğim için yapıyorum. Bakın şuradan. Şimdi şunu bir halledelim. Bakın şimdi. Şu M harfindeyim ya. Şimdi ya sağ ya aşağı iki seçeneğim var. Diyelim sağa gittim. Şimdi U'dayım. Ya sağ ya aşağı iki seçeneğim var. Diyelim R'ye geldim. Ya sağ ya aşağı iki seçeneğim var. Diyelim A'ya geldim. Ya sağ ya aşağı iki seçeneğim var. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpıdan 16 farklı yoldan giderim de diyebilirim.
Ortadaki N harfinden başlayarak ardışık harfleri takip ederek kaç farklı yoldan Nova okuruz? Şimdi arkadaşlar şurayı alalım. Şurayı alalım önce. Demin yaptığım gibi şimdi şu N'deyim. Ya buraya ya buraya iki seçeneğim var. O'ya geldim. Ya buraya ya buraya iki seçeneğim var. V'ye geldim. Ya buraya ya buraya iki seçeneğim var. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 farklı yoldan Nova okuruz. Şimdi arkadaşlar aynı şey burada da geçerli. Aynı şey bu tarafta da geçerli. Aynı şey bu tarafta da geçerli. Yani 4 çarpı 8'den 32 farklı şekilde Nova okunur. Yalnız bir tek sıkıntı var. Şimdi şurada Nova'yı şurada okumuştuk. Tekrar şurada bir daha okuduk. Yani şu Nova'yı 2 kere okumuş olduk. Şu Nova'yı da 2 kere okumuş olduk. Şunu da 2 kere okumuş olduk. Şunu da 2 kere okumuş olduk. Şimdi biz 4 taneyi çıkartırsak geriye kalan 28 tanesi bizim istediğimiz cevap olur. Evet. Şimdi arkadaşlar bu da 2018 TYT sorusuydu. Yanılmıyorsam. Bir anaokulunda sarı renkli küplerden oluşan 4 basamaklı bir oyuncağın en üst basamağında bulunan bir çocuk, bu şekilde gösterilen mavi renkli minderlerden herhangi birine ulaşmak istemektedir. Bu çocuk ilk 3 adımda bulunduğu küple ortak ayrıtı bir sahip olan bir basamak aşağıdaki küplerden herhangi birine, son adımda ise bulunduğu küple ortak ayrıtı sahip minderden herhangi birine zıplayacaktır. Buna göre bu çocuk minderlere kaç farklı yoldan ulaşır? Şimdi bizim demin yaptığımız gibi şöyle yapabiliriz bakın. Şimdi şuraya bir yol var. Şuraya bir yol var. Şuraya bir yol var. Şuraya bir yol var. Bakın zıpladı, 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 zıpladı. Bakın şuraya bir yol var. Şuraya bir yol var. Şuraya bir yol var. Şuraya bir yol var. Şimdi bakın şuraya 1 artı 1'den 2 yol var şuraya. Şuraya 2 artı 1'den 3 yol var. Bakın şuraya 3 artı 1'den 4 yol var. Şuraya 2 artı 1'den 3 yol var. Şuraya 6 yol var. Şuraya 3 artı 1'den 4 yol var. Aynı bizim Murat'ta olduğu gibi 1, 4, 6, 4, 1'den 16 farklı yoldan iner. Dersi dikkatli dinleyen arkadaşlarım bu soruyu çok rahat yapmışlardır. Evet. Şimdilik bu konunun sonuna geldik arkadaşlar. Örnekleri vermeye çalıştım. Yine devam edeceğiz örneklere. Şimdilik bu kadar. Dersi sonlandırıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi geceler.